İran'ın özellikle bakın sayın seyirciler yaptığı, İsrail'e karşı yaptığı gerçek vaat 2 operasyonu konuşuluyor. Öyle görünüyor, daha da çok konuşulacak. Peki bu yine saldırıda, bu operasyonda bir de ilkler var ve dünyada da bu ilkler büyük ses getirdi sayın seyirciler. Şimdi o ilklere bir bakacağız. Tesnim Haber Ajansı savunma ve güvenlik uzmanı olan Muhammed Taheri operasyonun ayrıntılarını ulusal kanala özel açıkladı sayın seyirciler. Taheri'nin açıklamalarında çok önemli notlar vardı. Şimdi o notlara bir bakalım, sonra sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Personik Fettah istifade etti. İran gerçek vaat 2 operasyonunda ilk kez Fettah hipersonik füzesi gibi gelişmiş füzeleri kullandı. İran, İsrail'in saldırılarına gerçek vaat 2 operasyonuyla karşılık verirken operasyonda ilklere de imza atıldı. İlk olarak İran bu kez beklenmedik bir saldırı yaptı. İlk operasyonda İsrailliler saldırının geleceğini bildikleri için müttefikleriyle birlikte hazırlık yapmış ve hava savunma sistemlerini ona göre aktif hale getirmişlerdi. Ancak bu kez İran tarafı beklenmedik bir saldırı düzenledi. Teslim Haber Ajansı savunma ve güvenlik uzmanı Muhammed Taheri, operasyonun ayrıntılarını ulusal kanala anlattı. İran'ın bu operasyondaki taktiği de tamamen farklıydı. İlkinde SİHA ve seyir füzelerini kullanarak İsrail hava savunma sisteminin dikkati dağıtılmıştı. Ardından balistik füzeler ateşlenmişti. Bu kez öncekinden farklı olarak beklenmedik bir saldırı olduğu için doğrudan balistik füzeler ateşlendi. Taheri, gerçek vaat 2 operasyonunda ilk kez Fettah hipersonik füzesi gibi gelişmiş füzelerin kullanıldığına dikkat çekti. Fettah ve Hayber Şeken füzeleri de bu operasyonda kullanıldı. Fettah bir hipersonik füze olduğu için ses hızından 13 kat hızlı ilerliyor ve havada manevra yapabiliyor. Bunu hava savunma sistemlerinin başa çıkabileceği bir füze türü değil. Hayber Şeken füzesi de kendisi de has savaş başlığı nedeniyle hem hızlı ilerleyebiliyor hem de manevra yapabiliyor. İsrail'in hazırlıksız olduğunu kaydeden Taheri, bu operasyonda öncelikli hedeflerin hava üsleri olduğunu ifade etti. Bu üsler İsrail açısından stratejik öneme sahip olan ve düzenlediği saldırılarda yoğunlukla kullanıldığı hava gücü bu üslerden hareket ediyordu. İran'a da bir karşılık vermeye kalkarsa kullanacağı üslerdeki hava gücünü oluşturuyor. Nevatim ve Hatzerim üsleri bu nedenle İran tarafından hedef alındı. İran'ın bu üslere yönelik saldırısındaki asıl hedefi İran'a bir karşılık vermek kalktığında İsrail'in istediği düzeyde hava gücünü kullanmamasını sağlamaktı. Teslim Haber Ajansı savunma ve güvenlik uzmanı Muhammed Taheri, operasyonda 4 model füze kullanıldığını, bunlardan ikisinin sıvı ve ikisinin katı yakıtlı çalışan ya da ateşlenen füzeler olduğu bilgisini de paylaştı. İran yerli imkanlarla ve kendi bilim insanları sayesinde ABD ve Batı'nın en güçlü 40 yıllık ambargoları altında bu füzeleri üretti ve geliştirdi. Hipersonik füze dünyada sadece 5 ülkede var, biri de İran'dır. Bu çalışmalar bizi siyasi, politik, askeri ve teknolojik alanda başka bir seviyeye taşıdı. Taheri, İsrail'in karşılık verme noktasında askeri alanda karşı karşıya doğrudan gelmekten çekindiğini belirtti. İsrail İran'a bir misilleme yaparsa şüphesiz İran'dan daha sert bir karşılık görecektir. İran'ın füze kapasitesi ve füze programı elde ettiği füze teknolojisi söz konusu operasyonda kullanılan füzelerden daha ileri düzeydedir.